yerlerinde en o biçim kasalar çocuk oyuncağı kalırmış. Senelerce kasa işçiliği yapmış. Şimdi saat tam 11. Sizi 3 ile 5 arasında Topkapı surları önünde bekleyeceğim. Seninkiler nerede kaldı? Biraz sonra gelirler. Yiyecektik birazdan. Kaçta gelirsin? Sen yemene bak. Benim canım istemiyor. Gecikirsem de merak etme. Bari pazar günü beni yalnız bırakmasan. Hadi beraber sinemaya gidelim. İstersen maça. Maç lafı etme bana! Sana kaç sefer tembih ettim. İş yaramaz sana. Uykusuzluktan harap olursun. Bu işi bulduğuma bin şükür. Az mı iş aradım? Ciğerimiz çürük diye kime gitsem, nereye başvursam kapıyı yüzüme kapadılar. Sus! Bağırma! Fatma uyanacak. Kızımın yüzü gülümsüyor. Kim bilir ne güzel rüya görüyorum. Baklavalar, börekler, şık şık elbiseler, pabuçlar... Kızım... Fatma'm... Geçecek bu günler... Her bir şeyimiz olacak. İşe gitmek için çok erken değil mi? Biraz da kahvede oturur arkadaşlarla bir iki laf ederim. Kaç para vereceklermiş? Fabrika gece bekçiliğinden ne olur ki? 500 lira dediler. Ne yapalım? Buna da bin şükür. Al şu. Bu ne? Ekmeğin arasına biraz peynir koydum. Acıkırsın. Bizimkiler bütün malzemeyi hazırlayıp çantaya koymuşlar. Bizimkiler dediğin kimler? İçlerinden sadece Reşit'i tanırım. Patronu hiç görmedim. Fabrikaya nasıl gireceğiz? Kolay. Bekçi bizi bekliyor. Üstelik kasanın bulunduğu odayı gösterecek. İşi bitirdikten sonra Topkapı surları önünde Reşit'le buluşup paraları teslim edeceğiz. Hissemizi hemen alacağız, değil mi? Sonra da ortadan kaybolacağız. Kim durur ki? İlk günler para harcamak yok. Yaşamamızda en ufak bir değişiklik olmamalı. Bilhassa sen çok dikkatli olmalısın. Gençsin, paraya dayanamazsın. Başına vurmasın. Ayıp ettin. Araba buldun mu? Bir apartmanın önünde uslu uslu duruyordu. Kalk gidelim dedim. İşten sonra arabayı da bir kenarda bırakırız. Saat 12'ye geliyor. Fabrikadaki dostumuz vazifesine başlamak üzeredir. Onu daha fazla bekletmeyelim. Niyazi'yi de kahveden alalım.
İki kere lastik patladı. Ne var ne yok oralarda? Yağmur çamur. Ne yapacaksın bu gece? Ve ona gidip yorgunluk mu çıkaracaksın? Bol bol uyuyacağım. Ha, kamyonu alıyorum. Neden? Yarın sabah erkenden servise götüreceğim. Rota ayarı pek hoşuma gitmedi de. Sen bilirsin. Hadi ne güle ona? Güle. Kafama vur, sonra da ellerimi bağla. Sakın canımı acıtma ama. Thank you.
Sigorta hastanesi var biraz ileride. Delirdin mi sen? Ayağımla gidip teslim olur muyum? Başka bir doktora gidelim. Olmaz! Nereye gitmek istiyorsun? Nereye derim? Bilmiyorum. Bu kadar kan kaybetmeye gelmez. Evin yok mu senin? Var ama görürse? Kim görürse? Bize gidelim. Çocuk mu kandırıyorsun be? Kimsem yoktur. Olmaz dedim, bas gaza! Soygun işleri hep böyledir, hayretmez. İşte, o anda kamyon gelip birini kaçırdı. Bir Fargo marka kamyondu. Plakası da 34KY172. Evin nerede demiştin? Az kaldı. Gibi yaşatır bunlar. Para bu. Her kapıyı açar insana. Ayağımı ameliyat ettireceğim. Tekrar top oynayacağım. Dans edeceğim. Kardeşimi de kraliçeler gibi yaşatacağım. O büyüttü beni. Hem anam hem babam oldu. Sabahtan akşama kadar bir fabrikada çalışarak çürüdü. Ama çürümeyecek artık. Arzusu olacak, ölüyorum. Sırası mıydı şimdi ölmenin? Sırası mıydı? Hadi yat uzan şuraya. Hemen bir doktor çağırayım. Faydası olmaz. Biliyorum öleceğimi. Senden son bir ricam var. Ablamı bul. Kazancı yokuşunda 24 numarada oturur. Adı Hülya'dır. Ona de ki... Vallahi, billahi, senin için yaptı de! Konuşma, yorma kendini! Biz bu pis paralar uğruna öldük de, o Reşit kurtuldu! Reşit de kim? Bilmiyorum, bu işi o ayarlamış, ben kendisini hiç görmedim! Ah! Ölüyorum, ölmek istemiyorum, ölmeyeyim! Ölmeyeyim! Dört kişi öldü. 1 milyon çalındı. Bunu yapanlardan biri yaralı olarak kaçmaya muvaffak oldu. Ne kadar garaj, ne kadar akla gelen fabrika varsa araştırılacak. Ayrıca ne kadar marka kamyon varsa bir listesini çıkartın. Bir başka renge de boyayabilirler. Hatta plakasını bile değiştirebilirler. Giriniz! Adım Tarık. Aradığınız kamyonun şoförüyüm. Kaçırdığınız katil nerede? İsteyerek kaçırmadım. Tabanca tehdidiyle mecbur kaldım. Evimde. Öldü. Ya paralar? Onlar da evimde. Pekala, gidelim bakalım. Thank you.
burası. Peki, girelim. Paralar da yerlerdeydi. Kendisi de şurada yatıyordu. Çok acı çekiyordu. Ağlıyordu. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Öldü sanmıştım. Kapıyı kapatıp size koştum. O da bu arada canlanıp paralarla kaçmış olacak. Olamaz. O ölmüştü. Belki senden de böylece kurtulmak, paraların tamamına konmak istedi. Bana ne paralardan? Alakam yoktu ki zaten. Nereye açılır bu kapı? Kömürlüğe. İnelim. Arayın. Anlamıyorum. Hesabın yanlış çıktı. Ölümlerden gözün korktu. Paçanı kurtarmak için cesedi buraya bıraktın. Paraları da sakladın. Hayır, hiçbirini tanımam bile. Anlattım size olanları. Ya paralar nerede? Bilmiyorum. Dış seferden dönmüştüm bugün. Saat 2'de fabrikanın önünden geçiyordum. Sonrasını anlattım. Her zamanki yolun mu orası? Hayır. Kamyonun rota ayarında bir arıza vardı. Issız yolu tercih ettim. Kamyonu Ardiye'ye bırakmamışsın. Niçin? Sabah tamire götürecektim. Tamire! Kömürlükte ceset, 1 milyon ortada yok, sonra masumum! Vurun kelepçe! Tutun! Tutun, yakalayın! Koşun peşinden! Asıl elebaşı bu şoför Tarık. Evden kaçtığına göre serveti başka bir yere saklamış olmalı. Ama kaçamayacak. Elinde sonunda mutlaka yakalayacağız. Günaydın efendim. Cinayet masası şeflerindenim. Niçin geldiniz? Abiniz Kenan bugün... Ne oldu Kenan'a? Silahlı bir soyguna karıştı. İki fabrika bekçisini öldürdüler. Kenan nerede? İki suç ortağıyla beraber can verdi. Sadece şefleri olan haydut kaçabildi. Üzüntünüzü anlıyorum. Yalnız cevap almaya mecbur. Bu adamı tanıyor musunuz? Size hiçbir şey bahsetmemiş mi? Şüphe çekecek hareketleri yok muydu? Eve gelip gidenleri var mıydı? Ben ne yaparım? Onsuz nasıl yaşarım? Siz gerçekten bir şey bilmiyor olabilirsiniz. Belki soygundan da haberiniz yoktur. Anlayacağız. Dakika sonuna kadar şehirden ayrılmayacaksınız. Bu şoför Tarık hakkında bir şey hatırlarsanız veya öğrenirseniz hemen bize bildirin. Başınız sağ olsun.
katil! Kardeşimin ölümüne sen sebep oldun! Asıldığını göreceğim, geberdiğini göreceğim! Polis! Korkmuyorum senden! Öldü! Beni de öldü! Kenan'ın mateminden belki böylece kurtulmuş olurum! Ne duruyorsun? Ne abini, ne de öbürlerini tanırım! Beni de bu belaya bulaştırdılar! Defol git buradan! Sen çaldın, sen öldürdün! Soygunu ben yapmış olsam... Onları ben öldürsem polise gider miydim hiç? Bütün suçu bana yüklediler. Mecbur kaldım kaçmaya. Denize çıkmalıyım. Kardeşinin belası yüzünden yaban ördüğü gibi gebermek istemiyorum. Bu işin başındakileri bulmam lazım. Bildiğin bir şey var mı? Niyazi, Salih, Reşit diye birilerini tanıyor musun? Kenan'ın bahsettiği bir yer, bir isim. Kenan öldü. Yapayalnızım artık. Canını aldılar kardeşimin. Başka bir şey bilmiyorum. Gene arayacağım seni. Çok üzüldüm. Vurmak istemezdim sana. Hem bana katil demek de haklıydım. Nereden bilecektin? Bu adam. Daha evvelce hiç gördün mü? Hayır. Hepsinin ölümüne bu şoför Tarık sebep oldu işte. Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Katil! Bulacağım seni. Bulunca da öldüreceğim. Ne yapacağız şimdi? Şoför Tarık'ı bulup paraları alalım. Öyle birinin ortaya çıkması bizim için de iyi oldu. Polisin aklına başka bir şüphe gelemez. Kamyon şoförünün sayesinde biz de tepide çıktık patron. Başınız sağ olsun. Sen de sağ ol kardeşim. Tanıdın mı anne? Katil bu! Babamın katili! Katil! Babamı sen öldürdün, ben de seni öldüreceğim! Katil! Fatma, yapma yavrum, yapma! Kendine gel! Ben öldürmedim, ben sebep olmadım. Allah'ımdan! Başka ne diyeyim? Ben de seni babamdan beter yapacağım, katil herif! Ne istediniz hasta adamdan? Ne yaptı size? Fatma! Ne yaptın? Babanı tanımam bile. Başkaları girdiler kanına. Beni de yaktılar. Polisler peşinde, öleceksin! Asıl suçlular da kurtulmuş olacak. Fatma! Hadi gel gidelim. Allah'ımdan, bizden bulma! Bu işleri ben yapmış olsaydım, paralar da bende olsaydı, çıkar mıydım karşınıza hiç? Kaçar giderdim buralarda. Bildiğiniz bir şey var mı? Arkadaşlarını tanır mıydınız? Nerelere giderdiniz? Bunların ne faydası olacak? Yazı öldü gitti, hiçbir şey bırakmadı. Azıcık büyümüş olsaydım, çalışıp doktor getirecektim babama. İyileşecekti. Ekmek getirecekti eve. Karnımız doyacaktı. Babam yemeğini bana bırakıp kalkmayacaktı sofradan. Benim de babamı vurdular. 6 yaşındaydım. Üstelik annem de yok. Hayatta yapayalnız. Yalancı sen de.
babanın arkasında sen annenle ağlıyorsun hiç değilse. Beni suçsuz yere vururlarsa ardımdan üzülenim bile olmayacak. Ya. Şirketi. Buyurun efendim. Ben Hülya. Kimsiniz? Ben Tarık. Konuşmam lazım. Gelebilir misiniz? Bilmiyorum. Ne konuşacağız? Emirgan sırtında sadece aşıkların gittiği bir kır gazinosu vardır. Cennet bahçesi derler. Sizi orada bekliyorum. O işi yaptığı adamları nereden tanıyordu? Hiç bilmiyorum. Ben de Kenan gibi hayatı kolay tarafından yaşamak, zahmetsiz çok kazanmak istemiştim bir ara. Bir kumarhanede fedailik yapıyordum. Sonra bir gece hır çıktı, vuruştum. Ölüm sırtımı yoklamıştı. Yaşasıydı Kenan da tövbe edecekti benim gibi. Çok acı çekti mi? Geride kalanlar kadar değil. Ben polisliyken evime biri girdi. Kenan'ı kömürlüğe sakladı. Paraları alıp sırra kadem bastı. Kimdi bu? Kimlerdi bilemiyorum. Artık saklanacak yerim de yok paramda. Polis beni bir yerde kıstıracak, derdimi anlatamayacak. Diğer ölen iki kişi kimmiş? Biri Salih, garsonmuş. Kimsesizmiş. Öteki de Niyazi isminde veremli, fakir bir adam. Bir karısıyla bir kızı varmış. Onlar da senin gibi hiçbir şey bilmiyorlar. Sizi bu ara arayan Gözyan oldu mu? Hayır, fark etmedim. Ölenler öldü, parayı alanlar aldı. Ne diye sizin veya benim peşime düşsünler? Mahsus ortaya çıkmazlar. Yakalanmamı, öldürülmemi beklerler. Ne yapacaksınız? Kardeşiniz ölmeden önce bir isim daha söylemişti. Reşit. Nedir, kimdir bilmiyorum. Onu arayacağım. Bulamazsam asılacağımı bilsem bile teslim olacağım. Yorgunsunuz. Gidin istirahat edin. Belki bir şey hatırlamışsınız diye rahatsız ettim. Ya siz? Ucuz bir otel buldum şimdilik. Şüphelenmediler. Beni gene arayın. Belki bir şey öğrenirim. Umulmadık bir şey olur belki. Arayacağım. Çıkarmadan kuzu kuzu bizimle geleceksin. O zaman canını bağışlarız. Nereye gideceğiz? Eğlenceli bir yere. Sohbet edeceğiz azıcık. Kimsiniz? Az sonra tanıyacaksın, merak etme. Tanıdım bile. Polis zannetmiş, korkmuştum. Paraları arıyorsanız başka yere sakladım. Zahmet etmeyin. Ulan bizimle matrak mı geçiyorsun Ergele? Ya,
söylediği doğru. Para burada olsa bulurduk. Gidelim. Bunu ne yapacağız? Götüreceğiz tabii. Bizim orada daha rahat konuşur. Salih'i evvela buraya komi olarak almıştım. Çok çalışkandı. Bir müddet sonra barmen yaptım. Niyazi ile Kenan gelirler miydi buraya? Yok, hiç görmedim, fark etmedim. Salih'ten hiç şüphelendiğin oldu mu? Olmadı. Dedim ya, çok çalışkan, işine düşkün bir adamdı. Saatinde gelir, saatinde giderdi. Böyle bir soyguna karıştığını duyunca çok şaşırdım. Pekala. Rica ederim. Vazifemiz. Konuştu mu? Konuşmadı. Ya, nerede paralar? Başka çaren yok budala. Paraların yerini söylemezsen geberteceğim seni. Ama söylersen patron bir fayda sana verir. Tamam mı? Nerede paralar? Bulamazsınız. Gidelim. Göstereyim yerini. Daha önce aklın neredeydi? Ayıltın şunu da arka kapıdan çıkartalım. Arkasından küreği al, paraları çıkart. Yalnız biraz derin kaz. Lazım olacak. Paralar çıkana kadar biz de burada güzel güzel bekleyelim. Nasıl olsa polis onu eninde sonunda yakalar. Hem nasıl olsa paraların yerini öğrendik. Acaba doğru söyledi mi? Çok mu dövdüler? Çok acıyor mu?
anlık değil ama bastırır hiç olmazsa. Sen yem içer misin? Üstelik kendinizi de tanıttınız. Şimdi ne haliniz varsa görün. O Tarık'ı bir an önce bulacaksınız. Belki tekrar Hülya ile buluşacaktır. Belki başka bir kötü otele yerleşecektir. Bulacağız patron. Paralar gelmezse hepinizi yok ederim. Leşinizi bile bulamazlar. Ateşin var senin Fatma. Asıl senin ellerin sıcak. Yaz birin, hemen uyu yavrum. Dur bakayım, al şunu iç. Nereye? Geleceğim. Onlara gidiyorsan ben de geleyim. Beraber döneriz. Yo, gitmiyorum. Ya nereye? Geleceğim, merak etme. Mutlaka onlara gitti. Niye soruyorsun? Bilmem ama gelmesini istiyorum. Katil Tarık. Hayır, gelmedi. Hoca ne olacak, Niyazi budalasının arkadaşıymış o Tarık. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Burada oturup konuşmadılar mı? Neyi? Neyi olacak soygunu? Tarık soygundan sonra kazık atmış kocana. Öldürüp paralarla kaçmış. Gazetelerde okumadın mı? Polisten öğrenmedin mi? Şimdi saklanacak delik arıyor, buraya da gelir. Yalan söyler size. İnkar eder. İnanmayın sakın. Oyalayın. Çocukla bir haber yollarsın, gelip yakalarız. Size para da verir, 5.000, 10.000 ya! Polis olsanız böyle konuşmazsınız! Yalancılar, katiller, yetişin kocamı! Anne! Anne! Dur! Dur diyorum sana! Dur! Anne! Bizim sokakta bir kadını vurdular. Kocası Niyazi de birkaç gün önce soygunda ölmüştü. Katili tutamadık. Kaçtı. Koyu kumral, bıyıklı, uzun boylu, meşin ceketli bir adamdı. Ne zaman işlendi bu cinayet? Öyle mi? Peki. Konuş anneciğim! Öldürmüşler! Öldürmüşler! Fatma, ne oldu? Annemi hırsızlar öldürdü!
Artık umurumda değil. Ama benim umurumda. Her tarafı aradık, çocuk ortalarda yok efendim. Kendisini ele vermemesi için çocuğu da kaçırmış olacak. Hayrola Tarık Bey, gecenin bu saatinde? Bizim için başka saat kalmadı. Ne oldu sana böyle? Başın dertliymiş diye duydum. Dertte ya. Bu kız senin mi? Değil. O da benim gibi anasız babasız kaldı. Bu geceyi burada geçireceğiz. Şurada çuvalların üstünde kıvrılırız. Şayet senin için mahsur yoksa. Aşk olsun abi, ayıp ettin. Lafı mı olur bunun? İftira ettiler değil mi? Evet. Peki ne olacak? Bilmiyorum. Uykusuz kalma bizim için. Sen yatmana bak. Aman Tarık Bey, bir gece uyumasak ne olur? Zaten vazifemiz beklemek. Hadi sen de uyu bakalım. Burada mı çalışırdın? Hı. Kamyonum vardı. Başka memleketlere yük taşırdım. Her yeri görmüşsündür değil mi? Hem de karış karış. Gece de gider miydin? Gece gündüz. Etraf simsiyahtır bazen. Bazen de ay ışığında bembeyazdır her yer. Motorun başka bir türlü sesi vardır geceleri. En iyi arkadaştan daha yakındır insana. Hiç eksilmez, kesilmez, devam eder gider. Seni de götüreceğim bir gün. Muavinlik yaparsın bana, ha? Uzun yolda insanın bir can yoldaşı olmalı ki tadı çıksın. Geçen sene bir muavinim vardı. Bilirdim seni. Bu kahpe dünyada hiç kimseye güvenmeyeceksin. Alo! Alo! Cevap verin lütfen! Fabrika soygununu yaptıranlar öldürdü anneni. O dört kişiyi bulacağım elbet. Polise gitsem desem ki Tarık öldürmedi anneni, ben gördüm öldürenleri desem. Faydası olmaz. Masum olduğumu ispat edemezsem ipe çekerler beni. Parayı bende biliyorlar. Acaba paralar kimde? Evime giren kim? Ne yapacağız peki? Hülya'ya gidelim. Belki bir şeyler öğrenmiştir. Demek doğruymuş. Öldürdün. Kimi? Annesi. Niçin öldüreyim? Sen de mi inandın? Tarık amca öldürmedi. Başkaları geldiler dün gece. Korkundan böyle konuşuyorsun. Hiç de değil. Başta ben de Tarık amcayı katil sanıyordum. Ama şimdi yanıldığımı anladım.
O çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor. İki gözüm çıksın ki doğru söylüyorum. Yorgunsun sen. Bütün gece uyumadın. Hadi şimdi yatağa. Hazırladım ona. Sana da eziyet ediyoruz. Ama mecbur oldum gelmeye. Fatma'nın yüzünde. Bekliyordum zaten. Merak ediyordum nerede barınacaksınız diye. Çok öksürüyor zavallı kız. Ciğerlerinden hasta. Doktor getirelim. Kalın burada birkaç gün. Duramam Hülya. Kaçıp saklanmanın sonu yok. Bir an önce temize çıkmam lazım. Fatma da perişan olmasın. Fatma burada kalsın. Senin yanında ne işi var? İşlerini büsbütün güçleştirir. Bırakamam. Senin de başına dert açamam. Fatma'nın annesinin başına gelen istemem ki senin de başına gelsin. Akşam olmadan gideceğiz. Bakalım Fatma, yemek hazır. Canım istemiyor. Bir daha ne zaman doyacağımız hiç belli değil. Hadi başla yemeğe. Kim acaba? Açayım mı? Aç. Ya kötü bir şey olursa? Açmazsan daha kötü olur. Zorundayız. Kimi arıyorsunuz? Yanlış geldiniz, karşıdaki apartmanda. Ay, hadi yürü. Gene ne var, ne oldu? Sana teşekkür ederim. Thank you.
istediniz? Çocuğu muayene etmenizi istiyorum. Geç oldu. Yarın getirin. Ama çok hasta. Ağzından kan geldi. Şimdi işim var. Yarın getirin dedim. Yarını yok. Bu çocuğa bakacaksın doktor. Onu muayene etmeden bu odadan dışarıya çıkamazsın. Pekala. Yatırın şuraya. Dürüst bakım tedavi ister. Hemen eve götürüp yatırın. Yarın da bir hastaneye. Bu gece yazdığım ilaçları vereceksiniz. Kanamayı keser. Madem ki teslim olacaktın, bugüne kadar bu sıkıntıyı, üzüntüyü niçin çektik?
babam, sonra da annem niçin öldü? Başka çaremiz var mı? Hiçbir iz bulamadım. Ümidim de kalmadı. Seni döven adamları bulabilseydik. Kafama tabanca ile vurup bayılttılar. Bayıldığım zaman başka bir yerdeydim. Bir mahzende. Ama neresi olduğunu anlayamadım. Yukarıda müzik vardı, bir kadın şarkı söylüyor. Bir defa böyle bir yere babam götürmüştü beni. İçeriye girdin mi? Ben kapısında bekledim, o içeri girdi. Çıktıktan sonra da bakkalımıza borç ödedi. Bana da kocaman bir çikolata aldı. Nerede bu yer bulabilir misin? Bulurum tabii, aptal mıyım ben? Gel. İşte burası. Girecek misin? Gündüzlere kapalıdır, akşam geleceğim. Fatma, nihayet şansı yüzümüze gülmeye başladı. Hadi sen şimdi Hülya'nın evine git, beni orada bekle. Pekala! Hoşça kal! Polisler baskın yapınca Tarık amcayla zor kurtulduk. Beni sana yolladı. İyi ettin. Tarık nerede şimdi? Bilmem. Ama bu gece o pavyona tekrar gidecek. Pavyona mı? Dört numaralı masanın hesabını aç. Bizim de görülecek bir hesabımız var. Milyonluk bir hesap. Ödeyeceksin demek. Arkadaşların da geldiler. Hep beraber eğleneceğiz. Hangi arkadaşlarım? Hani şu Hülya denen kızla küçük Fatma. İnanmazsan gel benimle. Yakaladılar bizi Tarık. Senin yerini öğrenmek için de dayaktan geberttiler. Şimdi de küçük konuşsun, gel bakalım. Tarık amcana merhaba de. Tarık amca, merhaba. Bunlar anamın katilleri, biz de seni getirdikleri gibi. Fatma! Alo! Alo! Fatma! Hülya ile Fatma'ya karşılık, sen de benim elimde olacaksın. Hayvanlık edersen basarım tetiğe. Gülümse, gülümse lan! Yürü! İstemem ayrılık, bayramam lüksün! İstemem aşkıma lekesim hüsnün! Ben uyandım ile yalnız seni sevdim! İstemem bahtına yaprak dökülsün! Aşkın alevse hasret ettiğini kor! Senin yokluğunu kalbime sor! Dünyaya seninle gelmiş gidim! Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor! Ne yaptığının farkında mısın? Çıldırdın mı sen? Evine geldik. Ya bir gören olursa? Beni değil, kendini düşün şimdi. Patronun kim? Adı nedir? Nerede oturur? Konuş lan! Konuş! Söyleyemem, gebertir beni sonra! Konuşmazsan ben geberteceğim. Paralar bende değil. Patronun yerini basmaya, Hülya ile Fatma'yı kurtarmaya mecburum. Bırak beni! Ayağının altını öpeyim, bırak beni! Konuş! Konuş, yoksa sabrım tükeniyor! Dur! Dur, yapma! Vakit yaklaştı. Bu Tarık bir hergelelik yapmasın patron? Reşit'i alıp götürmüş pavyondan. Kızla çocuk elimdeyken vız gelir. Bizi tanıdılar, yerimizi de öğrendiler. Paraları alsak bile rahat bırakmazlar. Tarık çantayı teslim edince, üçünü de gebertmekten başka çaremiz yok. Hadi bakalım, kurtuluş saatiniz geldi. Hadi kalk! Thank you.
kayboluncaya kadar ben yanınızda olacağım. Pekala, dediğin gibi olsun. İnanma Tarık amca, öldürecek! Beni koruyun! Bir sürü kan dökülen, yuva yıkılan lanetli 1 milyon lira. Reşit'in evinde buldum. Biliyorum, biraz evvel tehdit ettik Reşit'i. Bülbül gibi konuştum. Burada buluşacağınızı da o söyledi. Serbestsin Tarık. Geçmiş olsun. Duydun mu Fatma? Temize çıktım. Serbestim. Artık çok mutlu olacağız. Üçümüz. Bana ne anacığımın ne de babamın yokluğunu belli ettiniz. Allah sizden razı olsun. Tarık amca, Tarık amca, ben seni çok seviyorum. Bir kere öpebilir miyim?